sadece ibadet anında değil hayatın her anında ihlaslı yaşar. Allah Kur'an'ın pek çok ayetinde Kur'an ahlakının iman eden bir insanın tüm hayatına hakim olması gerektiğine dikkat çekmiştir. İnsan sabah uyandığı andan gece tekrar uykuya daldığı ana kadar yaptığı her işte Müslümanca yaşamak, Müslümanca konuşmak ve Müslümanca düşünmekle yükümlüdür. Her an ihlası ayakta tutmalı, her an Allah'a karşı samimi ve dürüst olmaya niyet etmeli ve bu konuda iradesini ve vicdanını son noktasına kadar kullanmalıdır. Ancak dini sadece belirli ibadetlerle sınırlandırmaya çalışan kimi insanlar hayatı bu şekilde ibadet anları ve diğer anlar olarak ikiye bölen bir bakış açısını makul ve mantıklı bulurlar. Allah'ı ve ahireti sadece namaz kılacakları, oruç tutacakları, sadaka verecekleri ya da hacca gidecekleri zaman hatırlarlar. Günün ve yılın diğer zamanlarında ise dünya işlerinin karmaşasına kapılıp giderler. Allah'ı ve ahirette alacakları karşılığı unuttukları için içlerinde Allah rızasını kazanmak için bir şevk hissetmez ve bu yönde çaba da harcamazlar. Sokakta yürürken, yemek yerken, iş yerinde çalışırken, spor yaparken, sohbet ederken, ticari bir işi takip ederken, televizyon seyrederken, politik konulardan bahsederken, müzik dinlerken de din ahlakını yaşamakta sorumlu olduklarını düşünmezler. Bu konuların dünya ile ilgili konular olduğunu düşünerek bunlarla meşgul olduklarında dünyaya yönelik hesaplar içerisinde olmaları gerektiğine inanırlar. Oysa insan tüm bu konularla ilgilenirken de Kur'an ahlakını en mükemmel şekilde yaşayabilir ve ihlaslı davranabilir. Bir yandan yapmakta yükümlü olduğu işlerle en dikkatli ve en titiz şekilde ilgilenir. Sohbetini eder, yemeğini yer, sporunu yapar, okuluna ya da işine gider, temizlik yapar, televizyonunu seyredip müziğini dinler. Ama tüm bunları yaparken Allah'ın razı olacağı şekilde hareket etmeye gayret eder. Allah'ın razı olacağı davranışlar da Kur'an ayetlerinde çok açık ve detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Ticaret yaparken dürüst ve adil olmak, haksız menfaat elde etmeye çalışmamak, tartıda, ölçüde hile yapmamak ve bunlara benzer daha pek çok konu Kur'an'da açıklanmıştır. Kişinin Allah'tan korkarak bu ayetleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi yaptığı ticareti Allah'ın rızasına uygun ve ihlasla yaptığını gösterir. Aynı şekilde sohbet eden bir kimsenin boş söze dalmaması, Kur'an'a muhalif bir konuşmaya seyirci kalmaması, faydalı ve hayırlı konuşmalar yapması, doğru ve dürüst konuşması da yine hep Kur'an ile bildirilen ahlakın birer parçasıdır. Bu nedenle insan hiçbir zaman için dinin sadece bazı ibadetlerden ibaret olduğunu, ihlasın da ancak bu ibadetler yerine getirilirken yaşanabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılmamalıdır. İnsan dünya hayatının bir gereği olarak pek çok farklı işle meşgul olmak durumundadır. Önemli olan kişinin kalpte her an Allah ile birlikte olması, her yaptığı işte Allah'ın rızasını araması, Kur'an ahlakından ödün vermemesi ve ihlası gözetmesidir.